Değerli izleyenler, Ünye Merkez Orta Çarşı'dayız. Kaledere Mahallesi Orta Çarşı mevkiindeyiz. Geçtiğimiz hafta yazılı basında dile getirdiğimiz Ünye'nin tarihi, hakiki arı balcısı Yusuf Uzun Amca ile beraberiz. Yusuf Uzun Amca'ya arı balının gerçeğini nasıl bugüne kadar imal ettiğini, nerede yaptığını soracağız. Hacı abi, seni tanıyalım. Adın, soyadın. Benim adım, soyadım Yusuf Uzun. Yusuf Uzun. Daha evvel imamlık yaptınız. 40 sene imamlık yaptım. Nerelerde çalıştınız? Aynı yerde başladım. Biz Akçay, eski isim Dumantepe'ydi. Şimdi Akçay Köyü oldu. Ayrıldı Dumantepe'den. Orada ikamet ediyorum. Akçay Merkez Camii'nin yanında evimiz ve Zorlu Park diye oğlumun da tesisi var. Evet, benim muhtar arkadaşım Hüseyin Uzun. Ay, çok güzel. Benzinlik çok güzel. Orada, lokanta orada, o fabrikanın yükünü de onlar verir. Harika. Sizin benim hanım öleli 6 sene oldu. Arıları beraber yapıyorduk ama o gittikten sonra arının başında duramıyorum ama Bayburt'un Kop Dağı vardır. Orada bir köyde bir harmanımız var, arı harmanı. Evet. Elektrikli oluyor orası. Yoksa bir gecede arı onları perişan eder de elektrik verildiği için tele arı yanaşamaz. Allah'a kalmış bir şey. Cenab-ı Allah'tan ne gelirse onu aldığımı getiriyorum, vatandaşa sunuyorum ama bir gram katkı olmaz. İmamlığınızdan, imamlığı süresince de arıcılığa başladığınızı, başladım. 300'ün üzerinde peteğiniz olduğunu söylemiştiniz. Şimdi ne kadar? O zaman ben Hüseyin'i de 2-3 sene gönderdim oraya. Öyle mi? Doktor da gitti yani. Gitti çok de. Çok güzel, çok güzel. Ondan sonra biz emekli olunca biz gittik hanımla ama. Evet. Hanımı kaybettik Allah'ın için. Allah mekanını cennet eylesin. Amin amin de. Eşinle beraber arıcılığa başladın, devam ettin. Başladık ama işte 86'dan beri bu işle uğraşıyorum, halen de uğraşıyorum. Hakiki balı insanlara bir anlatır mısın Yusuf amca? Hakiki balı, benden bal alan zaten daha kovsamda gelmiyor. Geliyor diyorsun. Geliyor aynı baldan, ben bal istiyorum diyor, veriyorum, gidiyor. Hiç katkısız, şeker yok saygı değer izleyenler. Ne diyorum, şeker hastası olan söylüyorum. Şekerini ölçeceksin, balı yedikten sonra bir daha ölçeceksin. Şekerin düşecek, artmayacak. Çok güzel. Ama böyle olmasa gel kafama gir diyorum. Çok güzel. Bir de sizin asıl doğum yerinizi söyleyelim. Ünye'nin Yenikent. Yenikent efendim ama şimdi gene aynı şeye dönüştü, köye de Ekincik. Ekinciklisiniz. Kaç yıldır Akçay'dasınız? 59'dan beri Akçay'dayım. Maşallah. Maşallah. Orada da imamlığı yaptınız. İmamlığı yaptık. Emekli oldunuz. Arıcılığa yalnız 86 devam ettim. Emekli oldum. 86'da. Ondan beri kendimiz gittik, hani geldik ama şimdi tek kalınca arının başında duramıyorum. Bırakıp geliyorum, 3 ay sonra getiriyorum. Allah ne verdiniz? Çok güzel. Kaç yıldır burada Orta Çarşı'da imal ettiğiniz balları satıyorsunuz? Aşağı yukarı 40 seneden fazla. 40 seneden beri de buradasınız. Buradayım. Evet, saygı değerli. Beni herkes de tanır da. Hakiki arı balı, çiçek ve kestane balı almak istiyorsanız 40 yıldır Ünye'de Bayburt Kop Dağı'nda ürettiği ballarını satan Yusuf amca. Zaten bal arıyorum diyene söylüyor herkes birbirine. Söylüyor. Buraya gönderiyorlar da. Evet. Hani diyorlar ki sen reklam yap. Reklam ne yapacağım? Benim verdiğim kişiler zaten kovuşam da gitmiyor. Gitmiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlere, sizin gibi gerçek Allah dostlarına bana sağlıklı uzun ömür versin. Sen yaşlandın. Sana bir şey olursa balı kimden alacağız diye bana soruyorlar da. Evet. Ben diyorum ki ben öldükten sonra bu balı bulmanız mümkün değil.
Ama Allah'tan korkan biri çıkarsa da bulursanız alın. Yalnız balığı öğreniyorsunuz. Aldığınız zaman benim ben söylüyor zaten kendini. Gerçek olduğunu anlatıyor. Olduğunu söyler. Yediğimi zaten anlıyor. Çok güzel. Allah size sağlıklı uzun ömür versin. Amin, amin. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Sağ ol.